Merhaba arkadaşlar. İşte ben geldim. Masal saati başlıyor. Hadi geçin yerinize. Başlıyorum. Çam çam çikolata. Hani bana limonata. Limonata bitti. Hanım kız gitti. Nereye gitti? <laughs> Bugünkü masalımızda yolculuğa çıkan bir akrebimiz varmış. Bu akrebimiz gide gide bir nehire varmış. Ancak bu nehirin üzerinde ne bir köprü ne de başka bir şey varmış. Oturmuş nehirin kıyısına kara kara düşünmeye başlamış bizim akrep. Tam o sırada karşısından vrak vrak, vrak 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 vraklayan bir kurbağa geçiyormuş ki akrep kurbağaya seslenmiş. Hey hey kurbağa kardeş, bana yardım et. Seni bana Allah gönderdi. Senden başka bana kimse yardım edemez. Lütfen beni sırtına al, şu beni karşı kıyıya götür deyince kurbağa akrebe Hmm, bırak bırak bırak. Sen bir akrepsin. Senin ne yapacağın hiç belli olmaz. Bakarsın beni sokarsın. Deyince akrep. Aa olur mu öyle şey? Bana iyilik edene ben niye kötülük yapayım? Niye sokayım? Lütfen sırtımda uslu uslu dururum. Hiçbir şeycikler yapmam. Demiş akrep. Ama kurbağa düşünmüş düşünmüş. Sonra Tamam tamam bırak bırak atla sırtıma hadi seni karşı kıyıya götüreyim demiş. Ve kurbağamız başlamış nehirin üzerinde yüzmeye. Ama bizim akrep dayanamamış bir anda kurbağaya Ah kurbağa kardeş kurbağa kardeş özür dilerim ama ben dayanamayacağım. Şöyle bir yerde dur da rahat rahat iğnemi çıkarayım da seni sokayım. Ben akrepim dayanamıyorum. Deyince kurbağa ''Bırak bırak bırak sakın ha sakın sakın eğer beni sokmaya kalkarsan karşı kıyıya gidemezsin.'' Ama akrep yine dayanamamış ''Ah dayanamıyorum kurbağa kardeş dayanamıyorum seni sokmak istiyorum.'' Deyince kurbağa son kez bak bırak bırak bak akrep eğer beni sokmaya kalkarsan boğulursun karşıya geçemezsin. Hem ben sana iyilik ettim neden bana böyle kötülük yapıyorsun biraz sabırlı ol canım Aa, son kez söylüyorum sabırlı ol. Deyince akrep çaresiz Heh, tamam tamam kurbağa kardeş sabırlı olacağım dayanacağım ama lütfen hızla beni şu karşı kıyıya götür demiş ve kurbağa hızla bırak 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 akrebi karşı kıyıya götürmüş akrep de kurbağayı sokmamış kıyıya gelince kurbağamız hemen oradan uzaklaşmış. Akrep de hızlı hızlı ormanın derinliklerinde gözden kaybolmuş. Derken kıyıda oh yan gelmiş yatmış dinlenen bir aslanımız varmış. Bu aslanımız kıyıda böyle dinlenirken Bıtı 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 Bir fare geçmiş önünden. Tam geçerken aslan fareyi yakalamış. Fare korkudan başlamış aslana yalvarmaya. Aa, aslan kardeş, aslan kardeş sakın beni yemeye kalkma. Çünkü beni yersen doyamazsın. Ben çok miniyim. Hem bakarsın ileride sana yardımcı olabilirim. Deyince aslan durmuş kendine güvenen fareyi şöyle bir incelemiş. Çok hoşuna gitmiş sözleri ve hadi seni serbest bırakıyorum. Kaybol gözümden gidebilirsin demiş ve farecik hızla oradan uzaklaşmış. Derken günler geçmiş günler geçmiş ve yine bizim aslanımız ormanda yürürken birden bir ağlara takılmış, iplere takılmış, imdat diye yardım istemiş. Tam o sırada fare aslanı görmüş de hızla yanına gelmiş. Aslanı o ağlardan kurtarmaya çalışmış büyük bir çabayla ve dişleriyle kemirmiş, kemirmiş, kemirmiş ipleri ve aslanı kurtarmış. Aslan şaşkınlık içinde fareye bakmış. Ah, çok özür diliyorum senden. Ben seni yemeye çalıştım. Sana çok büyük kötülük ettim ama sen beni büyük bir çabayla kurtardın. Çok teşekkür ederim. Lütfen beni affet fare. Demiş fare de sözümde durdum gördün mü sana yardım ettim. Tamam tamam seni affediyorum demiş. Ve bundan sonra fare ile aslan artık çok iyi dost olmuşlar. Onlar ermiş muradına. Hadi bizler de gidelim artık yataklarımızda mışıl mışıl uyumaya. Ah benim çok uykum geldi. Ben gidiyorum arkadaşlar. Ha bu arada pijamasını giymiş olanlar var, hazır olanlar var. Hemen ben de pijamamı giyip doğru yatağa. Hadi bakalım yeni masallarda görüşürüz. Tatlı rüyalar.